Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle zihinden toplama işlemi ve toplama problemleri konumuzu işleyeceğiz. Bakalım neler yapacağız? Zihinden toplama işlemi yapmayı öğreneceğiz. Toplama işlemi yapmayı zaten öğrenmiştik. Bugün zihinden yapmayı öğreneceğiz. Peki daha sonra problemleri çözeceğiz. Toplama işlemi gerektiren problemleri çözmeyi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet bakkal ile Tonguç arasındaki bir diyaloğu görüyoruz. Tonguç'un 20 lira ve 10 liralık 2 adet ürün aldığını görüyorum. Ve bakkalın 30 lira versen yeter dediğini okuyabiliyorum. Peki acaba bu bakkal işlem yapmadan sonucu nasıl buldu? Hemen bakalım. Zihinden toplama işlemi yaparak buldu tabii ki. Birler basamağında 0 vardı. Hemen bakalım eski sayfamıza. Birler basamağımızda sıfır var. Böyle soruları nasıl zihinden topluyoruz? Birler basamağında sıfır olan sayıları toplarken önce onluklarımızı topluyoruz. Onluklarımızı topladıktan sonra birler basamağına sıfır koyarak cevaba ulaşıyoruz. Tonguç'un 20 lira ve 10 liralık 2 adet ürünü vardı. Önce onlukları topluyoruz. Ne demek bu? Hemen birler basamağımdaki sıfırları siliyorum demek. 2 ile 1'i topluyorum ve 3 buluyorum. Daha sonra bu sildiğim sıfırları 3'ün yanına ekliyorum. 30 TL cevabına ulaşıyorum. Peki başka bir yöntem var mı? 2 doğal sayıyı zihinden toplarken Önce onluklar sonra birlikler. Yani onluklarını ve birliklerini ayırıyorum sayıları. Onlukları bir topluyorum. Birlikleri de bir toplayalım. Hemen bir örnekle pekiştirelim. 32 sayısıyla 13 sayısını hemen zihinden nasıl toplayacağım bakalım. Onluklarını ayırıyorum. Onlukları 30 artı 10 değil mi? 30 artı 10. Hemen sıfırlarımı kapatıyorum. 3 artı 1 yani 4 0'ı ekliyorum 40. Peki birliklerimizi başka bir renkle hemen toplayalım. 2 ve 3 değil mi? 2 birlik artı 3 birlik. Ne yapar? 5 birlik yapar. Daha sonra onlukları ve birlikleri birbirine ekliyorum. Cevabımı buluyorum. 40 artı 5 45 yapar. Cevabımı 45 olarak buluyorum. Son bir yöntem daha var. Hazırsanız son yöntemimize de bakalım. Toplanan sayılardan biri onluk ve birliklerine ayrılır. Toplama işlemi yaparken biz öğrenmiştik birinci toplanan vardı, ikinci toplananın vardı ve daha sonra bunları topladığımda elde ettiğim sayıya ben ne diyordum? Toplam diyordum. Birinci toplanan veyahut da ikinci toplananlardan bir tanesini ayırıyorum. Hemen bir örnek üzerinden devam edelim yine. 24 artı 18. 24 artı 18 birinci toplananım, ikinci toplananım. Hemen ikinci toplananım, birinci sabit kalsın. İkinci toplananımı onluk ve birliklerini ayıralım. Bu 10 artı 8 demekli değil mi? 10 artı 8 onluk ve birlik. Hemen 24 sayımı önce onluğumu ekliyorum. Sıfırı kapatıyorum. Onlar basamağını bir arttırıyorum. 34 şöyle artımızı koyalım. 34 34'e daha sonra birliğimi ekliyorum. Hemen 34'e 8 e ekleyelim hep beraber. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 sonucuna ulaşıyorum. İşte bunları kalem kağıt kullanmadan zihinden de hızlı bir şekilde çözebiliriz diyerek zihin açan soruma geçiyorum. Hemen yönergemi okuyayım. Aşağıda verilen işlemleri zihinden yaparak doğru sonuçlarla eşleştirelim. Hemen yapalım. Videomuzun en başında sıfırlarla alakalı bir bilgi öğrenmiştim. Birler basamakları sıfırsa kapatıyordum. Onlar basamağımı topluyordum. 6 değil mi? 5 ile biri toplarsam altıya ulaşıyordum. Peki altının yanına bir de sıfırımı ekliyordum. Buradaki çizgiyi yanlış yaptık ama olsun. Altmış hemen 60 sayısıyla eşleştiriyorum. Hemen gelelim 14 artı 22. Bunu da onluk ve birliklerini ayırarak yapalım. Önce onluklarımızı toplayalım. 1 artı 2 yani 10 artı 20 30 4 artı 2 birliklerimi topluyorum 4 artı 2 6 30 artı 6 36 yapar hemen bu işlemi de 36 sonucuyla eşleştiriyorum. Gelelim 34 artı 12 34 34 artı 12'yi de aynı bu işlemde yaptığımız gibi onluk ve birliklerini ayıralım. 30 artı 10 yapıyorum. 40. 4 artı 2. 6 toplarsam 46. Hemen 46'mı buluyorum burada ve eşleştiriyorum. Devam ediyorum. 2 tane sorum kaldı. Bunları da Birinci toplanan sabit, ikincisini ayırarak yapalım. 49'umuz sabit kalsın. 33 ne demekti? 30 artı 3 demekti değil mi? O zaman 49'u 30 ekliyorum. 49 ile 30'u topluyorum. 79 ve daha sonra 3'üme ekliyorum. Cevabım 82. Hemen 82'yi eşleştirdim ve en sona kalan işlemimle devam ediyorum. Birinci toplananımı sabit. İkinci toplananımı ayırıyorum. 40 artı 5 olarak ayırıyorum. 24 ile 40'ı topluyorum. 64. Daha sonra 5'i ekliyorum. 69 ve 69'la eşleştirerek bu sayfayı da tamamlamış oluyorum. Peki bu işlemleri toplama içerisinde verseydi problemleri nasıl çözecektim? Hemen bakalım. Bir problem çözülürken belli bir sıraya göre çözülüyor. Hemen buna bakalım. Birinci adım sırasıyla diyor. Birinci adım problemi okuyup anlamalıyız. Eğer problemimizi anlamazsak yanlış sonuca ulaşırız ve çözemeyiz. Bunun için de bol bol kitap okumalıyız diyerek ikinci sıraya devam ediyorum. Plan yapmalıyız. Plan yapmalıyız ne demek? Hangi işlemi yapacağımıza karar vermeliyiz ve daha sonra bu planı uygulamalıyız ve en son olarak yaptığımız işlemler doğru mu yanlış mı bunu kontrol etmeliyiz. Hemen bir örnekle pekiştirelim. Bir köyde 24 inek, 18 koyun ve 9 tavuk vardır. Buna göre bu köyde toplam kaç hayvan vardır? Bakın bize bir ipucu vermiş. Hangi işlemi yapacağımıza dair toplam toplama işlemi yapacağız. Hemen bize hangi bilgileri verdiğini şöyle buraya yazalım. Neler anladık? 24 inek, ineğin iyisini yazıyorum. 18 koyun, koyunun kesi ve 9 tavuk. 9 tavuk, tavuğun da t'sini yazdım. Bizden ne istiyor? Toplamını istiyor. Hemen planımı yaptım. Neydi planım? Toplama işlemi yapmak. Hemen Toplamı işlemimi yapıyorum uygulama aşamasında. 24 ile 18'i topluyorum. Hemen toplayalım. 24 ile 18'i toplayalım. 4 ile 8'i toplarsam 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 ile 1'i topladım. 3 1 de elde 4 42 sonucunu buldum. Peki 42 cevap mı? Değil tabii ki. Çok güzel. Tavukların sayısını eklemedim. Bulduğum sonuca yani 42'ye 9'u tavukların sayısını ekliyorum. 9 ile 2'yi topladım. 11'in biri elde var 1. 4 1 de elde 5. 51 hayvan cevabım. Değil mi? Sizler de 51 bulduysanız hemen kendimizi pekiştirecek sağlıklı sorumuza geçelim. Problemi oku ve anlaydı. ilk basamağımız hemen okuyalım. Ablamın hazırladığı meyve tabağında bir deste elma dilimi. Bakın bir deste elma dilimi bilgimizi vermiş. Bir düzüne muz. Evet bir bilgi daha vermiş. Bir düzüne muz dilimi. Ve altı dilimde portakal vardı. Meyve tabağının hepsini yediğime göre afet olsun. Hepsini yediğime göre kaç dilim meyve yedim? Hepsini yemiş yani bütün meyve tabağındaki toplam meyveyi yemiş. Hangi işlemi yapacağız? süpersiniz toplama işlemi yapacağız. Okuduk anladık ve neydi bir deste aynı cinsten 10 adet demekti. O zaman 10 tane elma dilimi hemen elma yazalım. Bir düzine bir düzine neydi? Evet aynı cinsten 12 adet olması demekti. 12 muz ve 6 dilimde portakal. Bizden bunların toplamını istiyor. Hemen yapalım yan tarafta. 10 ile 12'yi topluyorum. Öncelikle 10 ile 12'yi topluyorum. Önce birler basamağından başlıyorum işlem yapmaya. 0 ile 2'yi topladım. 2, 1 ile 1'i topladım. 2. Elma ile muzun toplamı 22'ymiş. Altı neydi? Portakal. Portakalımızın sayısını da hemen 22'ye ekliyorum. 22 ile de 6'yı toplarsam 6 ile 2 8. 2'yi direkt aşağı indiriyoruz çünkü onlar basamağımızda sayı yok. 28 meyve dilimi yemiş oluyor. Sizler de 28 bulduysanız süpersiniz. Bir sonraki problemimize geçebiliriz. Kalabalık soru. Hemen bakalım neymiş bu kalabalık soru. Okulumuzun 3A sınıfında 34 öğrenci, 3B sınıfında Öğrenci sayısı 3A sınıfından 8 fazla. 3B'de 8 öğrenci mi var yoksa 3A'dan 8 fazla mı? Evet, 3A'dan 8 fazla diyor. Önce 3A'nın öğrenci sayısını yazıyorum. 34. 3B'nin öğrenci sayısı kaçtı? Hemen bakalım. 8 değildi. 3A'dan 8 fazla. Fazla ne demekti? topla demekti. Üzerine ekle demekti. Hemen yapalım. 34'e 8 e eklersem 3B'nin öğrenci sayısını bulacağım. Hemen ekleyelim. 8 ile 4'ü toplarsam 12'nin ikisi elde var 1. Onlar basamağımda sayı yok. 3, 1 e elde 4. 42 kişi 3B'de var. Peki bizden 3B'nin öğrenci sayısını mı istiyor? Hemen bakalım. Üçüncü sınıflarda toplam kaç öğrenci vardır? üçüncü sınıflarda yani bana diyor ki 3A ile 3B sınıfını topla ve cevabı bul. 3A sınıfında 34 öğrenci vardı. 3B sınıfında 42 öğrenci vardı. Hızlıca topluyorum. 4 ile 2'yi topluyorum. 6. 3 ile 4'ü topluyorum. 7. 76 öğrenci sonucuna ulaşıyorum. Sizler de bulduğunuz sonuçları mutlaka yorumlara yazın. Oradan takip ediyor olacağız diyerek bir sonraki sayfama geçiyorum. Biz bugün neler öğrendik? Zihinden toplama işlemi yapmayı öğrendik. Daha sonrasında toplama işlemi gerektiren problemleri adım adım belli kurallara göre çözmeyi öğrendik. Neydi en önemli kuralımız? Problemimizi okuyup anlamak. Hemen Ödüllü soruya geçmeden sizlere ödevinizi vermek istiyorum. Sıfırdan ikiye kitabımızı alıyoruz önümüze ve hemen sayfa 122'yi açıyoruz. 122'de zihinden toplama işlemi konumuzu tekrar ediyoruz. Burada bilgeçleri takip ederek konumuzu tekrar edip süzgeçlerle testimizi çözüyoruz. Ve bir sonraki sayfa 124'e geçiyoruz. Burada yine bilgeçte bakın problemin Çözüm sırası var. Burayı iyice okuyup anlıyoruz ve daha sonra süzgeçimizi yapıyoruz. Konuyu öğrenmiş oluyoruz ve daha da pekiştiriyoruz. Hemen bunları da yaptığımıza göre ödüllü sorumuza geçiyoruz ve ödüllü sorumuzu okuyalım. Tongül matematik dersi için bir hafta boyunca problem çözüyor. Aferin Tongül, süpersin. Pazartesi günü 10 problemle başlayan Tongül her gün bir önceki günden bir problem fazla çözüyor. Peki Tongül bir haftada kaç problem çözmüştür? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.